Antalya Çağlarca'da orman yangını. Bugün 14 Ağustos 2016. Pazar günü, gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, Antalya Çağlarca Başkoz mevkiinde orman yangını. Orman değil de çalılık alan yanıyor şu anda ama ormana sıçrarsa otlar yanıyor, çalılar yanıyor, makilik alan yanıyor. Ama evlerin arasından Antalya sıçrarsa, ormana sıçrarsa durum vahim gibi görünüyor. İtfaiye haber verdim. 112'ye de haber verdim. Ama hala gelen giden yok. Şeyden, merkezden çıkıyormuş. Merkezden çıktılar ama bu merkezden, bak şimdi rüzgar da hızlandı. Aşağı acayip hızlandı şimdi rüzgar. Ormana bir atlarsa artık bunun kurtuluşu yok. Orman bitti. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, çok kötü bir durumdayız. Bizim evin altında yangın var. İtfaiye ne zaman gelir bilinmez. Alo 177 ne zaman bir gelir bilinmez. Sesi de duyuyorsunuz acayip bir şekilde. Kozalaklar patlıyor. Orman yangını. Yani insanlarımız biraz daha dikkatli olsa. Benim gördüğüm kadarıyla kaynaktan çıkan bir yangın bu. Kaynak makinesiyle altta kaynak yapıyorlardı. Kıvılcım çıktı ve kıvılcım direkt orman yangınına sebep oldu. Gene alevlendi. Artık yani o kadar kurumuş ki ağaçlar, selvileri bile yakıyor yani. O kadar yaş selviyi, yanmayan ağaçları bile yakıyor şu anda. Selvi bile arada ne oldu? Yandı gitti bak. Bak selvi de yandı. Evet, kurunun yanında yaş da yanması olsa bu gerek. Acayip bir yangın. Çok kötü bir durumdayız sayın izleyiciler. Umarız erkenden gelir itfaiye. Ilerliyor. O tarafa doğru ilerliyor. Yani köylüler kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyorlar ama orman çok hızlı. Yanaşılmıyor yangına. Bir duruyor bir. Biz şu anda duman altındayız komple. Bu duman altında çekmek durumundayım bu videoyu. İnsanlarımız biraz daha dikkat etsinler lütfen. Yani bir ağaç en az 50-60 yılda bir yetişiyor. Bir insan ömrü kadar ömrü var yetişen bir ağacın. 50-60 yıllık ağaç sanki 1-2 dakikada yanıp kül olup gidiyor. Yani bir 50-60 yıl doğa size hizmet ediyor ama ateş onu bir anda yanıp kül edip bitiriyor. Ölüm gibi bir şey ve ağaçların ölümüne tanık oluyorsunuz sayın izleyiciler. Ağaçlar yanarak ölüyor. Evet. Yok, su döküyorlar herhalde. Söndürdüler galiba ya. Yok o. Makilik alanı atlamadı. Şimdi oraya atlarsa gene havalanır. Bak gene atladı bak. Bak gene atladı. Yani insanların el yordamıyla yaptıkları boşa gidiyor. İnsanlar kendilerini ateşin içine attılar, buradan görünmüyor ama ağaçların arasında ben görebiliyorum. Yazık, insanlar da büyük çaba sarf ediyor.
Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum burada. Hepimize geçmiş olsun diyelim. Gene alevlendi yangın. Sayın izleyiciler. Bak. Çoğu yangınlar böyle insan eliyle çıkıyor işte. Evet insan. Kime? Sayın izleyiciler, şu anda itfaiye geldi. Yangın alanına müdahale ediliyor. Ama yangında bayağı söndü. Sıçramadan engellendi. Sesini duyuyorsunuz itfaiye arabasının. Şuradan bir itfaiye yeri geliyor. Zoomlayamadığım için yakınlaştıramadım. Cep telefonuna çekimdir. Orada itfaiye arabası. Hortumlar uzattılar. Aşağıda yangına müdahale ediliyor. Ve bayağı kontrol altına alındı. Ama tabi biraz geç kalındı ama köylülerin yardımıyla ormana sıçramadan engellendi yangın. Bu büyük sevincimiz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Şu anda yangın söndü. Tehlike geçti. Size iyi seyirler.